Herkese merhaba. Uzun süredir beklediğimiz Seduna marka oyuncu koltuğumuz nihayet geldi. Yalnız bilinen bu büyük lojistik firması tarafından getirildi. Ancak 5 gün gibi bir sürede geldi. Aynı zamanda bir sürü de sorun yaşadık. Artı gördüğünüz gibi kargo kolisindeki deformasyonu görüyorsunuz. Ayaklık kısmı kutunun dışına çıkmış. İnşallah içinde bir sıkıntı çıkmaz. Lojistik firmasını kötüleme gibi bir amacımız yok, ancak çalışanları biraz daha kontrol altında tutmalarında fayda var. Şimdi hep beraber kutuyu açıp ürünün kurulumuna geçeceğiz. Seduna markasını biz yeni keşfettik. İnşallah beklentilerimizi karşılar. Kutunun içeriğinden metal ayak çıkıyor. Ayağın malzemesi oldukça kaliteli görünüyor. Oturma kısmı, sırt dayama kısmı, kolçaklar, alçaltıp yükseltme amortisörü ve tekerler ve kurulum kılavuzunu görüyorsunuz. Ayakları geçme olduğu için yerine yerleştiriyoruz tekerleri. Şu parça gördüğünüz ince plastik bir parça. Metal değil bu. Bunu yerine takıyoruz. Amortisörü yerine bağladık. Üzerinde gelen vidaları çıkarıp tekrar yerlerine monte edeceğiz. Zaten takılacak yerlere konmuş vidalar. Aynen bu şekilde montajını yapıyoruz. Kolçakların ve oturma kısmının. Oturma kısmı böylece hazır oluyor. Şimdi yerine oturtuyoruz. Amortisörün üzerinde kırmızı düğme var. Onun üzerine bastığınız zaman yerine oturuyor. Dayama kısmını da yerine monta ettik ve yastık sırt desteklerini takıyorsunuz bu şekilde. Koltuğun sünger kısmı oldukça sert, suni deriden imal edilmiş. Kolçaklar yukarı aşağı hareket edebiliyor. Aynı zamanda kol dayamalar öne arkaya hareketi mümkün. Süngerler oldukça sert süngerden yapılmış. Dikişler falan gayet muntazam. Tabi bu belli bir süre kullandıktan sonra mekanizmaların ses yapıp yapmaması veya malzemenin kalitesi belli eder kendini. Şu yükseltme ve koltuğu yatırma kolları, biriyle koltuğu yatırıp biriyle de yukarı aşağı hareketini sağlayabiliyorsunuz. Seduna markasını belki biz daha yeni fark ettik. Bakalım bir süre kullandıktan sonra yine yorumlarımızı belirtiriz yorumlar kısmında. Yukarı aşağı gördüğünüz gibi bu kol. Şöyle isterseniz 1,80-1,86 boyla deneme yaptık. Gayet rahat. Kolçaklar öne arkaya ve yukarı aşağı hareket ediyor görüldüğü gibi. Bu da geri yatırabiliyorsunuz koltuğu şöyle. Oldukça rahat. Dayama kısmının genişliği, oturma kısmının genişliği gayet güzel. Söylediğimiz gibi belli bir süre kullandıktan sonra bu mekanizmaların ses yapıp yapmaması, bunları sizinle paylaşacağız. Bunları tabii otururken indirip kaldırma, ona dikkat etmeniz lazım. Mekanizmanın sağlığı açısından çok önerilmiyor. Gördüğünüz gibi çok şık bir koltuk gerçekten. Fiyat olarak da oldukça uygun fiyatlı. Yorumlar kısmına sormak istediğinizi sorabilirsiniz. Mümkün mertebe elimizden geldiğince cevaplayacağız. Biliyorsunuz daha önce X-Drive'ın incelemesini de vermiştik. Üst kısımdan o videoya da ulaşabilirsiniz veya X-Drive'ın 15'li modeline göre bunun oturma kısmı biraz daha geniş. Gayet güzel. Bilgisayar başında rahat edebileceğiniz bir koltuk. Kolçakların öne arkaya hareketi de gayet güzel düşünülmüş. X-Drive'ın bu alttaki tekerlek ayaklarını tutan kısım boyalı, videodan da görebileceğiniz gibi. Bunun krom kaplı yapılmış.
Kumaş benziyor birbirine. Söylediğimiz gibi ikisi de uzun kullanımda ortaya çıkar nasıl olduğu. Fiyat olarak uygun. Güzel kullanabileceğiniz bir koltuk. Bilgisayar başında uzun zamanlar geçirenler için gerekli bir şey bizce. X-Drive'ın da bu pistonun boş kalan kısmı körük gibi bir şey olsa daha iyi olurdu. Burada yağlı kısım açıkta kalıyor. Bunda da yok aynı şekilde. Şimdi bunun yanına daha önce kullanmakta olduğumuz çalışma koltuğunu da yanına getirelim. En azından karşılaştırma açısından sizlere belki fikir olur. Şöyle yan yana koyunca gördüğünüz gibi oldukça heybetli görünüyor Seduna. Yedek parça olarak da arıza yapabilecek, en kolay arıza yapabilecek teker kısmı, onları da piyasada bulunabilecek parçalar. Onları alıp değiştirebiliyorsunuz. Zaten mekanizma kısımlarında bir arıza olduğunda ilgili firmadan zaten temin etmek mümkün olur. Kurulum bu kadar. Bu markayı yeni keşfettik. Gayet güzel, uygun fiyatıyla göz dolduruyor. Malzeme kalitesi ve işçiliği de oldukça güzel. Gayet şık bir koltuk olmuş. Uzun kullanım tecrübelerimizi de sizinle paylaşacağız. X-Drive'ın da koltuğu var elimizde. Bundan da var. İleriki incelemelerimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.